Efendim merhaba. Evet, bugün yine birlikteyiz Detay programında ve ülke gündeminde öne çıkan konuları konuşup tartışmaya devam ediyoruz. Bugün Kudret Özersay bizlerle birlikte, Halkın Partisi Başkanı. Tabii hocayla konuştuğumuzda daha çok Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, eski müzakereci olması ve tabii ki mesleğinden dolayı da akademisyen yönüyle konuşacağımız ana konular olacak. Ama tabii iç meseleler, ülke gündemindeki konulardan da uzak duracak değiliz. Bunları program süresi el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Eridik sıcaktan te gelelim. Bu programın saati böyle öğlen sıcağının içindedir. Memleketin sıcağı zaten öğlen, sabah, akşam fark etmez eriyoruz ama iyidir hocam. Gayet formda gördüm sizi. Yeah, demek terlemek iyidir yani. Espor yaparım biraz. Evet. İsterseniz en güncel konuyla başlayalım, sonra girelim. Çünkü dün reddediyoruz platformunun bir eylemi vardı. Yarın da Demokrasi Şöleni adı altında Türkiye'deki darbe girişimine karşı aynen Türkiye'deki illerde olduğu gibi burada da bir şölen havasında bir gösteri yapılacak. Bu ikisini farklı farklı konular gibi değil de sanki birbirinin içine girmiş konular gibi değerlendirilip özellikle sosyal medya üzerinden bir takım eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Buradan başlayalım isterseniz. Yani reddediyor musunuz? Şöleni mi reddediyorsunuz? Gerçi şölenle ilgili katılım şeyiniz var. Buna bir açıklık getirerek başlayalım dilerseniz. Bu toplumun başına ne geldiyse kamplaştırmadan geldi. İnsanlara ya İsa'ya ya Musa'ya, hem Musa'ya hem İsa'ya hem Musa'ya yaranamazsınız gibi bir şey diyerek aslında herhangi birine yaranma ihtiyacım yoktur. Gerekirse bir dinden de değilim diyebilme hakkını elinden alıyorlar insanların. Halkın Partisi'nin söylediği şey aslında çok nettir ve konunun özüyle ilgilidir. Madde madde söyleyeyim. Madde 1. Koordinasyon ofisine Halkın Partisi karşı çıktı. Yanlış olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanını Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürün çağrısı yaptı. Ve bunun doğru olmadığını söyledi ve söylüyor. Net. O kadar net. Neden? Çeşitli nedenleri var. Uzun uzun açıkladık. Hatta bu kanalda da açıkladım daha önce. Halkın Partisi Koordinasyon Ofisi'ni doğru bulmuyor. Hükümetin bu konudaki ısrarını yanlış buluyor. Böyle bir şeye gerek olmadığı kanaatindeyiz biz. Çünkü bu ofis olmadan da Türkiye ile eğitim, spor, kültür vesaire alanlarında zaten işbirliği yapabiliyorduk. Kaldı ki bu ülkenin kendine has bir takım çağdaş değerleri var, bir toplumsal yapısı var. Biz bu kimliğe ve toplumsal yapıya herhangi bir biçimde zarar verecek, bunu değiştirmeye yönelecek politikalara karşı çıkarız Halkın Partisi olarak. Aynı zamanda da Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetmesini ciddi olarak ve samimiyetle önemseriz. Bunun için koordinasyon ofisi gibi bir şeye gerek olmadığı kanaatimizi açık ve net ortaya koyduk. Bu net. Bir ikincisi, yani reddediyoruz hareketinin bunu reddetmesi ve reddediyoruz'un etkinliğine katılıp katılmama bir başka şeydir. Esas olan bu özdür. Neyi kabul edip neyi kabul etmediğiniz, neye karşı olduğumuz. Kaldı ki reddediyoruz platform tarafından yapılan bir takım etkinliklerde, daha dün yapılan etkinlikte de çok sayıda arkadaşımız yer aldı ve bu sosyal medyada da zaten herkesin gördüğü bir şeydi. Bir ikincisi, Türkiye'de yapılan darbe girişimine de Halkın Partisi açık, net bir biçimde karşı durmuştur. Ve üstelik de bütün siyasi partiler o gece sabaha doğru uyurken karşı durmuştur Halkın Partisi. Çünkü sabah 3.50 civarında bir açıklama yaptı Halkın Partisi. Yani darbelere karşı ve çoğulcu demokrasinin yanında duran bir partidir Halkın Partisi. Ha, şunu karıştırmamak lazım. Alelade bir demokrasi ya da mutlak demokrasiden bahsetmedik biz dünkü açıklamamızda. Dedik ki biz her türlü askeri yönetime veya her türlü darbeye karşı çıkarız. Türkiye'de olan bu olay da karşı çıkılması gereken bir şeydir. Ve çoğulcu demokrasinin yanındayız. Yani farklı düşüneni ezmeyen, azınlığın görüşüne de saygı duyan, bir tarihte azınlığın da aslında icrada ve iktidarda olabileceğini ihtimal dışı bırakmayan, icrada ve iktidarda olmasa bile ona saygı duyacak olan bir çoğulcu demokrasi anlayışına destek verdiğimizi söyledik. Biz dün yaptığımız açıklamada
Üstelik de bunun içerisinde açık ve net bir biçimde insan haklarını ve çoğulcu demokrasiyi ve halk iradesini desteklediğimizi söyledik. Bunu herkesin net bir biçimde görmesi lazım. Peki neyi söylemedik ve neyi kastetmiyoruz? Birileri ona yormaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Bizim yaptığımız bu açıklama çoğulcu demokrasiye ve insan haklarına destek ve darbelere karşı duruş açıklaması Türkiye'deki siyasal iktidara ya da onun politikalarına destek açıklaması değildir. Kimse kusura bakmasın. Çok açık ve net söylüyorum bunu. Bundan daha net bir şey söylemeye gerek var mıdır? Ama şunu göz ardı etmeyelim. Belirli bir dönemde Türkiye'de devam eden iktidarın uyguladığı politikalara sıcak bakmıyoruz diye ya da Türkiye'deki siyasal iktidarın örneğin bir koordinasyon ofisi konusunda Kuzey Kıbrıs'taki politikasını desteklemiyoruz diye Türkiye'de siyasal iktidara karşı yapılan bir darbeye karşı çıkmayacağız anlamı çıkarılamaz bundan. Bilakis kendi içinde tutarlı olmak isterseniz o zaman Türkiye Cumhuriyeti halkının şu anda karşı karşıya olduğu bir tehlike var ve bu tehlike bağlamında biz Türkiye'nin yanında olduğumuzu söylüyoruz. Türkiye Anadolu halkının yanında olduğumuzu söylüyoruz. En basitinden sevgili Aytu, 1950'lerde 1960'larda bu ülkede biz ciddi bir takım şiddet olaylarına maruz kalmış bir toplum muyuz? Evet. Ve o dönemde bizim yanımızda Türkiye halkı, Anadolu insanı durdu, gösterileri yapıldı, mesajlar gönderildi, yanınızdayız mesajı verildi. Bu bağlamda bugün bu türden bir mesaj verilmesini biz yanlış bulmuyoruz. Ama bir de şerh düşüyoruz oraya ve diyoruz ki bunu böyle gözü kapalı, körü körüne her şeye destek olarak kimse almasın. Bir kere siyasal iktidara destek değil bu. İkincisi de alelade bir demokrasiye destek açıklaması değil. İnsan haklarına saygılı, insan hakları temelinde çoğulcu demokrasiye destek açıklamasıdır Halkın Partisi'nin yaptığı. Ve yarın öbür gün buna ters bir davranış, mesela yarın yapılacak olan mitingde bunda ters olacak olan bir davranış, bir slogan veya bir pankart hiçbir biçimde bizi bağlamaz. Ne münasebet? Neye destek verdiğimizi söylüyoruz biz orada açık ve net ve altını çiziyoruz bir şeyin. Bence bu da çok önemlidir. Diyoruz ki siyasi olarak istismar edilmemesini umut ediyoruz yapılacak olan böyle bir etkinliğin. Şu anda gördüğümüz şey her taraftan siyasi olarak istismar ediliyor. Mesela bir kesim, ha destek verdiğiniz o zaman bilmem Türkiye hükümetine veya işte AK Parti'ye destek veriyorsunuz. Hayır, bu anlama gelmiyor verdiğimiz destek. Bunu açıkça da söylüyorum. Evet. AK Parti'nin buradaki politikalarının bir parçası olan koordinasyon ofisine doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Bunları birlikte söyleyebilmemizdir doğru olan. Öbür türlü duygusal ve belli bir kalıbın içerisine sokarak düşünmek durumunda kalıyoruz. İlla bir tarafa gerek yok öyle bir şey. İşte kamplaştırma yani. Bizi akıl dışı bir noktaya itiyor toplum olarak. Halkın Partisi bu anlamda siyaseten istismar etmeyin demişti. Şimdi mesela görüyoruz, basında da çıktı. Kamu görevlilerini işte geleceksiniz de bilmem yoklama alacak, bakacak gerçekten geldiniz mi, katıldınız mı gibi bir takım yazılar çıkmaya başladı. Bunları tabii ki doğru bulmuyoruz. Bizim destek verdiğimiz şey böyle bir şey değil. Biz o prensiplere destek verdiğimizi söyledik. Bu çerçevede yapıldığı sürece bu mitingi desteklediğimizi söyledik. Açıkça içerisinde var. Yani bir nevi şartla destek verdik biz. Bunda önemli olan husus belli bir miting, belli bir etkinlik değil. Önemli olan husus politik olarak bir konunun özüyle ilgili ne düşündüğünüzdür. Ve özüyle ilgili düşündüğümüz şey nettir. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin, bakın altını çizerek söylüyorum. Ve Türk insanının, Anadolu insanının yanındayız. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ama bu yanında olmak ve destek vermek, Türkiye'nin belirli konularda burada uygulamakta olduğu politikaların tümünü destekliyoruz anlamına gelmiyor. Desteklemiyoruz zaten. Açıkça da söylüyoruz. Bir tanesi mesela koordinasyon ofisidir. Bir tanesi su konusunda mevcut yapının yanlış olduğunu düşünüyoruz ve eleştirerek söylüyoruz. Çözüm önerilerimizi de ortaya koyarak söylüyoruz. Şu anda gidişat her iki tarafın da bir çeşit istismara meylettiğini gösteriyor. Demek ki hissiyatımız doğruydu. Bir kamplaştırma ve bölme yaklaşımı var. Bu hep var ama siyasi. Ya siyah ya beyaz. Evet. Yani griyi de söyledi. Ne ona yaranabilin ne buna yaranabilin gibi bir şey var. Yani halbuki yani biz böyle olması gerektiği kanaatinde değiliz. Koordinasyon ofisini reddeden
sivil inisiyatiflerin içerisinde Halkın Partisi'nin üyeleri de var. Yarın yapılacak olan mitingde Halkın Partisi'nin üyeleri de olacak. Katılmak isteyen katılacak. Çoğulculuk, siz gidecek misiniz ya? Çoğulculuk böyle bir şey değil. Bizim kilit kayda aynı saatte daha önceden ilan edilmiş olan bir halka açık toplantımız var. Düzenli toplantılarımızdan. Onun seyrine bağlı olarak hareket edeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Sivil toplum örgütleri bir şeyi yapmaya kalkıştıklarında bizim memlekette böyle bir illaki bir siyasi partinin ya da siyasi partilerin desteğini arama ihtiyacı hissetmeleri bence çok sağlıklı bir şey değil. Bir sivil toplum inisiyatifi ise bir şey, bir etkinlik. Aslında siyasi partilerin orada olmaması, siyasi figürlerin orada olmaması belki daha da iyidir. Zaten reddediyoruzun bence hani birine bize ses getirdiyse başarısı bundan. Başlangıçta. Eğer biz her eylemde gördüğümüz aynı yüzleri gerek siyasi parti olsun gerek sendika olsun. 2004'te yaşamadık mı bunu zaten? Yani mesela o süreçlerin içerisinde insanların güvenmediği bir takım isimlerin sırf siyasidirler diye oralarda bulunması bu hareketleri zayıflatır zaten. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Altını çizerek bir kez daha vurgulamak isterim. Halkın Partisi Türkiye ve Türk halkının yanında olduğunu, darbelerin karşısında olduğunu, çoğulcu demokrasiyi ve insan haklarını desteklediğini, demokrasiden bunu anladığını tanımlayarak böyle bir destek vermiştir. Ama bunun da istismar edilmemesi çağrısıyla birlikte yapmıştır. Çünkü istismar edileceğini zaten biliyorduk. Ama siyaset bir cesaret işidir aynı zamanda. Evet, bu açıklamalar yeterlidir diye düşünüyoruz herhalde. Sen şimdi Kıbrıs meselesine girmek istedim. Anlamadım Ali. Bugün, evet tamam. Şimdi girelim hemen. Ben öncelikle doğalgazdan başlamak isterim. Tabii. Çünkü yeniden, hani biz sizin Cumhurbaşkanı'ndaki son dönemleriniz değil, Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu dönem değil, bir anda gerilen bir ortam, Türkiye'nin gönderdiği donanma gemisi ve Sayın Akıncı'nın biz bunu fırsata çevirebiliriz, gerek yok böyle gerilimlere şeklindeki o dönemki kampanyası. Yılla bir yıl geçtik, süreç askıya alındı. Sonrasında da askıya alınır gibi göründü daha doğrusu. Süreç işledi kendi içerisinde. Üçüncü tur ihale aşamasına geldi. Üzerinden en az 2-3 programda bunu konuştuk. Konuştuk, telefon bağlantısı akıyor, yaptık. Gidiyor dedim. Gidiyor, çok İkaz söylediniz. İkaz ettim defalarca. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı da söylem olarak şikayette bulundu bir ama defa. Eyleme geçmedi. Bir türlü geçmedi bu. Ve şimdi geldi kapıya dendi. Yani 2016 sonunda ya çözdük çözmedik. Demek ki yeniden o gerilimli savaş tamtamlarının çaldığı günler mi bekliyor bizi? Bugün Rum basınında dikkatlice okuduğum DC Başkanı'nın Avenif'un bir şeyi var, açıklaması var. Exxon Mobil gelsin başlasın sondajı da görecek bakalım Türkiye ne yapabilecek şeklinde çok açık. Yani kafasından geçeni söylemiş. Yani gücü arkamızdadır diyor. Nereye varacak bu iş? Çünkü görünen o da yani 7 görüşme var Eylül sonuna kadar. Hani beklentilerine ölçüleri sonrasında New York var. Pek ben en azından kendi açımdan söyleyeyim. Sanki o yıl sonunda bir şey yetiştirebilecek gibi göremiyorum. Keşke olsa. Niçin belki... sevgili Aytu? Her yılın sonundaki bir sorunu çözmüyor muyuz? Evet, sürekli tarihler var değil mi? Yıllardır hep sürekli tarihler var önümüzde. Gelip geçiyor. Bazen, bir de onda döneriz ama evet. Şeye bu doğalgaz işindeki götüreceği mecra bizi neresidir? Bir kere buraya neden buraya geldiğimizi sen kısmen bahsettin ama daha açık söyleyelim. Biraz savsaklandı Kıbrıs Türk tarafınca ve Türkiye tarafınca da bir miktar. Türkiye'nin gene de yaptığı Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama var. Daha 2 gün önce yapılmış bir açıklama var. Kıbrıs Türk tarafından gene bir ses yoktur. Bu ikazı yaparken en baştan itibaren yani 2014 yılında ne olduğu çok basit olarak hatırlayalım. Rum tarafı ben doğalgaz konusunda adım atarım. Bana da kimse karışamaz. Bu benim egemenlik yetkimin içerisindedir. Kıbrıs Türk tarafı bir şey diyemez. Ha evet bu kaynaklar Kıbrıs Türklere de aittir ama ben bunu yalnız başıma yaparım dedi ve yürüdü.
Biz de o dönemde Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz bir politika vardı. Aslında bakarsan bu programlarda söyledim. Türkiye daha farklı bir yaklaşım içerisindeydi. Belki senin az önce tanımladığın savaş tamı benzeri bir yaklaşım içerisindeydi. Ama Kıbrıs Türk tarafı olarak biz daha farklı bir politika ortaya koyduk. Türkiye'yi de ikna ettik ve kuvvet kullanımı içermeyen bir politikayla karşılık verdik. Neydi o? Evet, müzakereler devam ediyor. Peki. Kapsamlı çözüm bulmak için uğraşıyoruz sizinle. Peki. Ama madem ki müzakereler devam ederken siz Kıbrıs Rum tarafı olarak bu kazıları yapabiliyorsunuz ve şirketlerle anlaşabiliyorsunuz ve şirketlere kazı yapma yetkisi veriyorsunuz ya da sismik araştırma yapma yetkisi veriyorsunuz Kıbrıs Rum tarafı olarak. Biz de Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, yani bir başka şirkete lisans veriyoruz ve biz de sismik araştırma yapma yetkisi veriyoruz. Çünkü sen de diyorsun ki o bölge ikimize de ait ve o kaynaklar ikimize de ait. Dolayısıyla biz şunu demedik: yaparsanız savaş gemisiyle bunu engelleriz demedik. Yaparsanız böyle bir çalışma, biz de bu çalışmayı yaparız. Siz engel olacaksanız buyurun engelleyin. Yani biz savaş gemisi ya da kuvvet kullanımı politikası izlemedik o dönemde. Ama buna rağmen 2014 yılında Sayın Anastasiades, bunu hatırlamak ve hatırlatmak lazımdır, bunu gerekçe göstererek, yani Navtex denilen şey, belli bir bölge içerisinde benim sismik araştırma gemim gelecek, burada bir araştırma yapacak, sana önceden haber veriyorum gibi bir bildirimdir aslında. Navtex'i gerekçe gösterip müzakere masasından kalkmıştır Kıbrıs Rum tarafı. Bunu unutmamak lazım. Bu önemli bir şeydir. Tamam, yani şimdi benzer bir durum geleceğim şimdi ona. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı ve bu yüzden işte 2015 yılında Sayın Akıncı seçildikten sonra bu müzakereler başlarken, iddia ediyorum bunu, bildiğim için söylüyorum, açık söyleyeyim, İki taraf arasında Birleşmiş Milletler'in de tanıklığını yaptığı bir üstü kapalı uzlaşmaya varıldı. Denildi ki bu müzakerelere odaklanacak bir arkadaş, çünkü çözümü istedik ikimiz de. Bu müzakereler bizim birinci meselemizdi. Onun için bu müzakerelere odaklanıp bunu bitirme süreci içindeyken bu doğalgaz çalışmalarımıza ara verecek, bunu ileri götürmeyecek. Başlangıçta oldu da, yani herhalde bir ay kadar. Sonra Kıbrıs Rum tarafı adım adım İsrail'den, Mısır'dan, Yunanistan'dan bunu ileri götürdü. Bir takım metinlere imza attı, bunu kamuoyuna açıkladı. Uluslararası şirketlerden görüştü ve bizim Cumhurbaşkanımızla Cenevre'de görüştükten sonra çıktı odadan ve gitti şirketlerden görüştü. Yani önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü olmadığı mesajını verdi bize, ama daha önemlisi, biz buna tepki koymadık Kıbrıs Türk tarafı olarak. Yani şunu demedik: tabakata uyulmadı evet, ve sessiz en kaldı. Baştan geldiğinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey yetkilileri Victoria Nuland buraya geldiğinde demek lazımdı kendisine. Denildiyse de bunu söylemek lazımdı, kamuoyuna yükseltmek lazımdı, yani bunu kamu diplomasisiyle. Bir tayka bir arkadaş müzakereler devam ediyor diye ben bu çalışmaları yapamam ama sen yapabilin. O zaman da devlet nerededir burada? O zaman ben nasıl inanayım senin bu müzakerelerden bir çözüm olacağı inancıyla bu yolu yürüdüğüne? Senin derdin başka bir şeyin peşinde koşuyorsun gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi geldiğimiz nokta, biraz sessiz kaldığımız için de bu kadar ileriye taşınmış bir noktadır. Yeni ihaleye çıktılar. İhale sonucundaki şirketlerin isimleri açıklandı. Bu şirketlerin gelen senenin başında kazı yapmaya başlayacağı da açıklandı. Üstelik bakın, daha da ileri, sadece Kıbrıs'ı ilgilendiren bir alanla ilgili değil, 6. blok gibi Türkiye'nin de deniz yetki alanları içerisine giren bir al, en azından Türkiye'nin bu yönde bir iddiası var. Bununla ilgili olarak da bir şirket teklif verdi. Bu bizi bir başka kırılma noktasına götürecek. Ama hiçbir şey yapmadığımız için şimdiye kadar ve belki de bundan sonra da gene sessiz kalmaya devam edeceğimiz için Kıbrıs Türk tarafı olarak, benim iddiam şudur: yıl sonu geldiğinde ya da gelen yılın başı geldiğinde bu kazılar başladığında vereceğimiz tepki ya da Türkiye'nin vereceği tepki tam da sizin dediğiniz gibi savaş tamı gibi algılanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Siz bunu sona bırakırsanız bir güç kullanımı tehdidinde bulunmak durumunda kalırsınız. Bu da sizi diplomatik olarak zor bir konuma sokabilir. Halbuki siz bunu adım adım caydırmaya çalışarak, yapmayın be arkadaşlar bunu, sizin bunu yapmaya hakkınız yoktur diyerek gelseydiniz,
O zaman böyle bir diplomatik sıkıntı içerisinde karşı karşıya kalmazdınız. Sorun buradadır. Şimdi sene sonu geldiğinde bu müzakerelerin seyrini... Bu da şundan dolayı olabilir mi? Yani ben bunu yüksek sesle konuşursam, hani öyle olduğunu söylemiyorum. Yani öyle bir düşünce belki olmuştur. İşte müzakerelerde iyi de gidiyoruz, alıyoruz, veriyoruz falan. Her ne kadar çok açıklanmasa da iyi gittiği en azından ifade edilir. Her sevgili Aykut, çıkış sonrası. Bu berhava mı olur? Ama daha önce de söyledim. Aman ha bir şey demeyelim de müzakerelerin havası bozulmasın diye eleştirildim de ben bunun için. Mesela bunu söylediğimde. Ama hepimiz gördük ki sadece bir yemekle ilgili olarak, İstanbul'daki bir yemekle ilgili olarak Anastasiades masayı devirdi neredeyse. Müzakereye katıma doğru yaptı demiyorum. Hı hı. Ama o çok güzel giden hava dediğiniz şey Kıbrıs Rum tarafı kendi hakimiyetçi yaklaşımını devam ettirdiği sürece güzel giden bir havaya dönüştü zaman içerisinde. Beğenmediği bir şey olduğunda ben görüşmeye gelmem dedi sevgili Aytu. 2014'te dediğini bu sene gene dedi. İstanbul'daki yemekli görüşmeden dolayı. Sayın Akıncı İstanbul'a gitti diye. Sayın Akıncı'nın kendi sözü yok mu bununla ilgili olarak? Yani ara bölgede... Ara bölgeye kapatılacak değil Kıbrıs Türk halkı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Müzakerelerdeki havayı bozmayalım gibi bir endişeyle eğer ses çıkarılmadıysa yanlış yapılmıştır. Daha önce mesela soranlar oldu. Siz ne yaptıydınız? Biz güç kullanımını ve kuvveti içermeyen Kıbrıs Rum tarafının yaptığı gibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yetki verip İleriye doğru taşımıştık bunu. Çünkü hakkınız olduğuna inanıyorsanız pozisyonunuzu net bir biçimde ortaya koymanız gerekir. Açık ve net. Dün, bir önceki gün Türkiye bu konuda açıklamasını yineledi. Ama Kıbrıs Türk tarafından hala daha ses yoktur. Dolayısıyla bunu neden söylüyorum? Bunu örneğin müzakerelerden bir sonuç alınmasını istiyorsak bari bu fırsatı kaçırmamalıydık diye söylüyorum. Ya da kaçırmayalım diye söylüyorum. Nasıl? 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliği garantilendiği için Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerde ortaya çıkan bir anlam planına sıcak bakmadı. Bir hayırcı noktaya kaydı biliyorsun. Ya. Eğer biz bugün Rum tarafına garantilenmiş bir doğalgazı çözüm olmasa bile elde edeceği bir doğalgazı garantilenmiş şekilde tepside sunarsak çözüm hiç olmayacak. Odur söylemeye çalıştığım. Rum tarafı bu çözüme sıcak bakmayacak. Daha da uzaklaşacak çözümden. Zaten gücü ve yetkiyi paylaşmaya ilişkin bir problemi var. Ve Birleşmiş Milletler'in teslim ettiği bir problemdir bu. Madem ki bunu görüyoruz. Bir takım konularda çözüm olmazsa eğer dilediği gibi keyfiyle ilerleyemeyeceğini bilmesini sağlamak lazım Kıbrıs Rum tarafının ki çözüme ihtiyaç duysun. Bu ihtiyaç ortada olmadığı sürece yaşayacağımız sıkıntı sene sonunda veya gelecek yılın başında. Umarım yanılırım ve çözüm olur. O ayrı konu. Hı hı. Çünkü çözüm olmasını istiyoruz dengeli ve adil bir çözümü. Ama eğer bir kapsamlı çözüm ortaya çıkmazsa Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafı bu kez normalde kademeli olarak vermesi gereken, verebileceği ve yadırganmayacak olan diplomatik tepkileri çok en üst düzeyden ve en üst tondan vermek zorunda kalacak senenin sonunda veya gelen yılın başında. O da bizi diplomatik olarak zora sokabilecek, antipatik konuma düşürebilecek. Evet. Uzlaşıldı biliyorum dediğiniz için bir soru var. Aynı uzlaşıda su konusu da gündeme geldi mi? Nüfus geldi mi? Yani bu uzlaşı varken şeyle ilgili, doğalgazla ilgili bu konuda... Aydın'ın açıklamasına bakarsanız bunun doğalgazla ilgili olduğunu görürsünüz. Su konusuyla ilgili böyle bir şey konuşulduğunu duymadım. Öyle bir şey olduğunu da hiç zannetmiyorum açıkçası. Hı-hı. Nüfusla ilgili olarak da geçmişten beri Kıbrıs Rum tarafı geleneksel olarak hep şu tezi gündeme getirdi. Müzakerelerin devamı sırasında bir moratoryum ilan edilmesi lazım. Gerek nüfus konusunda... Siz başka vatandaşlık vermeyin, gerekse mülkiyet konusunda siz mülklerimizin 1974 öncesindeki mülklerimizin üzerine inşaat yapmayın diye bir talebi Rum tarafının hep oldu. Ama bir gerçeklik var ortada. Nedir o? Eğer ben açıkça bunu savundum, savunurum da şimdi ve bence gerçekçi bir yaklaşımdır.
Eğer Kıbrıs Rum tarafı size derse ki kabul ettim takvimi, 6 ay içerisinde yoğunlaştırılmış müzakere yapalım, 6 ayın sonunda da referanduma gidelim derse, o zaman oturup her iki tarafında vatandaşlık verme açısından frene basması ve bir moratorium ilan edilmesi, o zaman her iki tarafında mülklerle ilgili, Kıbrıs Türklerinde güneydeki mülklerle ilgili olarak bir tedbir alması konusunda uzlaşabilirsiniz. Ben bunu kabul edebilirim. Bunu konuşmaya hazırım. Çünkü takvimi kabul edecek Kıbrıs Rum tarafı ve ben bileceğim onun sonunda bir çözüme... Ama böyle bir şeyden imkansız bir şey. Ama Kıbrıs Rum tarafı kabul etmiyor da ki, kusura bakmasın. Şimdi Kıbrıs Rum tarafı eğer ucu açık bu müzakereler devam etsin, hiçbir takvim ve sınırlama olmasın derse, bunun 10 sene sonra mı, 20 sene sonra mı biteceğini ben bilmeden vatandaşlık uygulamama ve mülkiyet meselememe son mu vereceğim? Kendisi buna devam ederken üstelik. Doğalgazla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafı 2011'den 2012'den itibaren masaya koyduğu öneride şunu demedi. İşte güneyde, adanın güneyinde bulunan doğalgaz her ikimize de aittir. Dolayısıyla bunu birlikte işletelim, çıkaralım. Ama kuzeydeki benim demedi. Adanın tamamında, adanın dört bir tarafındaki doğal kaynakları gelin birlikte işletelim dedi. Ve buna olumsuz yanıt aldığı andan sonra o zaman ben de bu girişimi yaparım dedi. Yani bunun farklı şey olduğunu görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum. Bir de mülkiyet meselesinde ya da nüfus meselesinde, yani doğası itibariyle aynı şeyden bahsetmiyoruz. Zaten biz hiçbir şeyde aynı şeyden bahsetmiyoruz galiba. Yani 11 Şubat yorumlama açısından belgesine soruyorsan, baktığımız zaman herkesin farklı bir tarafa çektiğini görebiliyoruz yani yazılanları. Zaten sorun da o değil mi? Üzerinde en fazla anlaştığımızı zikrettiğimiz ve defalarca tekrar ettiğimiz iki kesimlilikten farklı şey anlıyoruz. İki toplumluluktan farklı şey anlıyoruz. Federasyondan zaman zaman aynı şey anlıyoruz, zaman zaman farklı şey anlıyoruz Kıbrıs Rum tarafıyla. Mesela biz federasyon olan, adı da federasyon olan, bir federasyon olarak Avrupa Birliği'nin içerisinde yer alan Belçika'dan bir örnek verdiğimizde, işte parlamentoyu biz de böyle yapalım falan ya da mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerini biz de böyle düzenleyelim dediğimizde, bir dakika diyorlar bize, o aslında adı federasyon da konfederasyondur aslında, o onun için ondan örnek kabul etmeyik. Yani buna benzer tartışmaları çok yaşadık müzakere masasında. Yani aslında girilebilecek çok şey var spesifik. Hızlı gidip biraz da şeye gitmek isterim. Yani yıl sonundan sonraki sürece de bir 3-5 dakika ayırmak isterim. Yani ne yapmamız gerektiği konusunda, ama ondan öncesinde mülkiyet konusu çok önemli. Liderler şimdi ilk 6 başlığı da görüştü. Toprağı da görüştü. Güvenliği de en azından bir şey olarak detaylarına girilmedi. Tam da bu dönemde emlakçılar çıkıp dedi ki 74, gerçi ondan sonra düzeltmeye çalışıldı açıklama, ama bu nasıl düzelttiler? Yani yanlış anlaşıldık falan gibi dün bir şey vardı, ama biraz da kafaların içinde olan bir şeydir belki bu. Yani 74 öncesinde Rumların olan mülkleri aman ha gibi, bu ciddi bir şey değil midir? Yani ekonomiyi ciddi anlamda sıkıntıya sokacak bir yani konuşulması bile bir takım ciddi sorunları doğuracak bir konudur. Ama bir taraftan da hani bir mülkiyet rejimi olacak, vereceğimiz topraklar olacak falan. Yani insanlar tamamen böyle şey olmuş durumda bu süreç içerisinde. Yani iki konu var bize en çok mesela gelen sorularla ilgili de baktığımızda. Bu hükümetten yetkili biri oldu mu yerli konu olarak vatandaşlık ve tabii ki Kıbrıs sorunu bağlamındaki vatandaşlık konusu ve daha çok buralarda ilgilenen mülk konusu. Hiç şey etmeyen iki sorudur bunlar her zaman karşılaştığımız ve bir türlü aslında cevap veremediğimiz, yani konukların da çok fazla cevap veremediği, çünkü bir şey yok, ikisinde de yalnız başımıza bir karar alabilecek noktada değiliz. Çözüm belgesi yok ortada sevgili Aytu, ama buradaki fark nerededir? İki boyutu var. Birincisi Emlakçılar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama, senin de dediğin gibi Kıbrıs Türk ekonomisine ya da Kıbrıs'ın kuzeyindeki taşınmaz malların alınıp satılmasına, fiyatlarına, üzerine yatırım yapılmasına ilişkin olarak bazı sorunları gündeme getirebilecek ya da
bazı spekülasyonlara neden olabilecek ya da spekülasyon yapıldığı için fiyat artışı veya fiyat düşüşüne neden olabilecek bir açıklamaydı aslında bakarsın. Doğruydu veya yanlışlığından gitmiyorum. Yani bir olgu olarak, bir factual bir şey olarak aldığında böyle sonuçları var bunun. Bunu görmek lazım. Ama ortada bir çözüm belgesi yokken tabii ki kimse net bir yanıt veremez. Ama o açıklamanın önemi şuradan geliyor. Sayın Sungur, masada bu konuda uzlaşıldığını iddia etti, dikkat edersen. Onun için insanlar bunu önemsedi. Yani o bunu önerdi, Türk tarafı bunu önerdi, Rum tarafı bunu önerdi, Türk tarafı bunu istediydi. Bunlar havada uçuşan şeylerdir. Çok fazla anlam ifade etmez belki vatandaş için. Ama bu konuda masada uzlaşıldı dediğinizde, vatandaş bu konuda uzlaşıldıysa yarın öbür gün demek ki benim malımın durumu bu olabilir. Ya da yarın öbür gün ben bu malı alırsam başım sıkıntıya girebilir gibi bir düşünceye kapıldı. O açıdan işte bu birinci boyuttur söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı'nın bunu netleştirmesi gerekirdi bence. Çünkü alelade bir kişiden bahsetmiyoruz. Emlakçılar Birliği Başkanı bunu söylüyorsa, masada böyle bir uzlaşı olduğunu söylüyorsa, böyle bir iddiada bulunuyorsa, böyle bir şey vardır veya yoktur bir netleştirmeye bence ihtiyaç vardı. İkincisi, bunun ikinci bir boyutu daha var. O da şu. Şimdi benim endişem birileri bu spekülasyondan yararlanmak istiyor. Yani mesela bir an için düşünün. 74 öncesinde bir Kıbrıslı Rum'a ait olan evleri almayın diyenler gidip daha ucuza Türk mallarını alır. Ya da eşdeğer karşılığı olan ama boş arsa olarak 74 sonrasında kalmış olan da üzerine yeni inşaat yapılmış olanları alın mesajını da vermiş olur bir taraftan, değil mi? Bu da piyasada bir spekülatif bir hamledir. O yüzden bir netleştirme, bir açıklama bu açıdan bence son derece önemlidir. Ve şunu da söyleyeyim, ben bu düşünceye katılmam. Yani şu düşünceye, işte 74 sonrasında şu malı ya da bu nitelikteki malı ya da şuna ait olan malı satın almayın. Ben buna hiçbir biçimde katılmıyorum. Şunun için bir müzakereler zaten devam ediyor ve bu konularda ortada bir uzlaşı yok. En azından görevde olduğum dönemde böyle bir uzlaşı yoktu. Eğer böyle bir uzlaşı varsa Kıbrıs Türk tarafını ve Kıbrıs Türk halkını bence Cumhurbaşkanlığı bilgilendirmelidir. Ama ikincisi, Demopulos kararı çıktıktan sonra ve Demopulos kararında bir takım temel ilkeler yerli yerine oturtulduktan sonra, yani bir taşınmaz malın sonradan kullanıcısı olan, o malı elde etmiş olan bir kişi, bir kamu otoritesinin kendisine verdiği bir belgeyle o malı almış olan bir kişi, yani 74'ün ertesinde bir taşınmazın sahibi olmuş olan bir kişi, yıllar içerisinde kullanmış olması o mal ile geliştirdiği duygusal bağ ve benzeri unsurlar nedeniyle en az ya da daha fazla eski mal sahibine göre hak sahibi oluyor. İnsan hakları bağlamında Demopulos kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği şeydir bu. Ve bu prensipleri koydu. Bu prensipler çerçevesinde bir mülkiyet çözümünün ortaya çıkacağını görmek lazım. Ben o prensiplere baktığımda işte 74 ertesinde 74'ün öncesinde Rum malı olan evleri almayın diye bir şey kesinlikle demenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu varılacak olan dengeli bir uzlaşıyla o prensiplere uygun olarak bence çözülür. O da aradan geçen yılı, o malın kullanımını, o mal üzerindeki o yatırımı, kriterler denen şey tabii, çok fark ediyor. O taşınmaz malın üzerine hiçbir yatırım yapılmamış olsa bile aradan geçen uzun yıllar içerisinde o kişiyle o mal arasında gelişen duygusal bağı, yani emotional link dediği mahkemenin duygusal bağı göz ardı edebileceklerini zannetmiyorum. Eğer böyle bir şey yaptılarsa, yani bu şekilde düzenlemeler içerisine girdilerse de o zaman çok da dengeli bir çözüm olmayabileceği endişesini taşırım. Ama spekülasyon yapmak istemem. O yüzden Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuyu netleştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Bakın Cemal Aslan ne diyor ve yetkililere soruyor aslında. Rum Enerji Bakanı'nın açıklamasını hatırlatmış bize. Bu Türkiye'yi biraz tehdit eder gibi. Gaz, iki farklı konu var. Özetleyip geçeceğim. Gaz geliştirme projesiyle Kıbrıs müzakerelerinden tamamen ayrı olduğunu söylüyor, diyor Rum Enerji Bakanı ve
Afrodit rezervuarlarının blok 12'yi tamamen ayrı 4. tur ihale için ihale ederek vermeyi planladığı. Yani o 3. turda kazanan 11 Ocak 2020'de Total Blok 11'de sondaja başlayacağını duyurdu. Eni'nin CEO'sunun açıklaması var sondaja başlayacaklarıyla ilgili. Ben de soruyorum diyor. Tüm bunları göstere göstere yapırken KKTC'li yetkililer ne yapıyor? Yine Lakotoripis'in açıklaması da var. Altına eklemiş şey ve ne yapıyor yetkililer bu konu? Dışişleri Bakanlığı'ndan da hiç o başka meşguliyetleri olduğu bir çıktı şeyle ilgili Sayın Dışişleri Bakanı özgürlükleri kısıtlayıcı bir yaklaşımla ondan sonra da pek bir görmedik kendisini. Zannederim tatildedir zaten burada değil. Bilemiyorum ama yani eğer daha önce bir şeyi söylemişseniz kendi iç tutarlılığınızı sürdürmek istiyorsanız bunları atlayamazsınız. Bunlar kritik meselelerdir. Onun için bu konuda iş işten aslında önemli ölçüde geçti. Yani bunu da söylüyorum. Bir süre önce yine açıklayıp söyledim. Biraz değil, epey bir geç kalındı artık. Ama Rum tarafının söylediği var ya, Cemal Bey'in bizimle paylaştığı. Bunlar tamamen ayrı şeylerdir canım gibi bir yaklaşım. Madem tamamen ayrıydı, 2014'te ne kalktın masadan o zaman? 2014'te doğalgazla ilgili bir şey yaşandığında, bir gelişme yaşandığında sen sismik araştırma yaptın, kazı yapan. Ben sismik araştırma yapmaya kalktım. Ne kalktın masadan? Ayrı şeyler zaten ya bunlar. Ne için kalktın sen masadan? Ama işte bunca aslında şeye rağmen bir şekilde uluslararası camianın her hemen hemen adında desteğini alabilen de bir yapı oluyor. Şimdi şeyi göz ardı etmemek lazım. Siz bu uluslararası şirketler bu tür yatırımlar yapacaklarında kendi hükümetlerinin desteğini de ararlar. Ve kendi hükümetlerini de yönlendirirler. Mesela Amerikan dış politikası enerji konusunda çalışan örneğin uluslararası bir takım doğalgaz ve hidrokarbon şirketlerinin hak ve menfaatlerini korumaya dönük dış politika takip eder. Amerikan Dışişleri Bakanı ya da Dışişleri Bakan Yardımcısı ya da Amerikan Başkan Yardımcısı Kıbrıs'a gittiğinde veya Hindistan'a gittiğinde Amerikan şirketlerinin yapacağı yatırımların güvence altında olması için girişimde bulunur mesela. Biliyor musunuz Sayın Biden buraya geldiğinde Kıbrıs müzakerelerinden çok bu müzakerelerin nereye gideceği, nasıl işte çözüme ulaştırılabileceğinden çok bu konuları konuştu. Kaldı ki yaptığı ziyareti Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler bağlamında bir ziyaret bağlamına oturtmuştu. O yüzden bu konuda çok fazla bir şey beklememek tam lazım. Bu ama kadar sorunlu olan bir bence cevap nedir bilir misin? Neden mesela uluslararası toplum bu kadar sorunlu olan bir konuda tavrını ortaya koymuyor da müsaade ediyor veya tolerans gösteriyor buna devam etsinler? Cevap şuradadır. 2004'te neden müsaade etti Avrupa Birliği süreci devam etsin Kıbrıs sorununa hayır demiş olmalarına rağmen? Eğer Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorlarsa ve Rum tarafını da buna ikna etmek istiyorlarsa bu tür böyle tepside bir takım hakları ve statüleri Rum tarafına vermekten vazgeçmeleri gerekir. 2004'te hadi bunu yaptın. Verhoeven çıktı açıklama yaptı ve dedi ki bir hata yaptık biz bizi kandırdılar dedi. Peki şimdi 2016'dayız. Kim ne garanti verebilir 2017'de mesela Sayın Obama'nın hani yeni bir Amerikan başkanı seçildikten sonra çıkıp ya ben de görevdeyken aslında biraz aldatıldık. Rumlara izin vermemiş olsaydık doğalgaz konusunda ilerlesinler. Belki de Kıbrıs sorunu çözülmüş olacaktı derse şaşıracak mıyım? Şaşırmayacağım. Çünkü şunu sorgulamak lazım. Gerçekten bir çözümün olmasını ve bu adadaki statükonun değişmesini bölgede ve uluslararası politikada etkili olan aktörler ister mi? Sorusu benim için net değildir yanıtı. Yani kesin yani olarak doğalgaz kaynaklarına rağmen net değildir bu. Şu bir de o var. Yani o zorlarsa zorlar bu iş yoksa bize kalırsa. Bence öyle yani biraz bize kalırsa çözemeyiz yani Kıbrıs Türkler ve Rumlar bunun zorunu değişik çözemez. Yolları vardı sevgili Aytu. Bu müzakere masasında ki tarafları statü olarak birbirine eşitleyebilirsiniz. Bir, bu ciddi anlamda bütün dengeleri değiştirir ve Rum tarafının pozisyonunu sorgulamasına neden olabilir. İki, taraflardan bir tanesine dersiniz ki bir arkadaş sen bu süreci devam ettiremezsin.
müzakerelere odaklan, bu doğalgaz meselesini ileriye götürme. Şirketler zaten benim üzerinde etki kurabileceğim şirketlerdir. Onlar da seninle bunu daha ileriye götürmeyecekler. Nokta. İstiyorsan bu doğalgazı çıkarasın, bu sorunu çözeceksin diyebilir. Bir ön şarta dönüştürülebilir. Conditionality, yani şartlılık prensibi Avrupa Birliği'nin üyeliğinde var. Bir üçüncüsü, bunu da yapmak istemezsen Kıbrıs Türk tarafına doğalgaz konusunda o zaman sen de bir takım adımlar at. Güç kullanma içerecek şekilde değil, araştırma mahiyetinde, kazı yapma mahiyetinde, sismik mahiyetinde izin verirsin ya da tolerans gösterirsin. O zaman Rum tarafını gene sorgulama içerisine itersin. Bunların hiçbiri olmuyorsa ve Kıbrıs Türk tarafı da pasif duruyorsa, Rum tarafının bugünkü statükodan vazgeçmesini sağlayacak bir durum görmüyorum. Bugünkü statüko bir rahatlık sağlıyor Kıbrıs Rum siyasi elitine en azından. Mesela 74'te göç etmiş olan Kıbrıs Rumlara ya da malını yitirmiş olan Kıbrıs Rumlara sağlamıyor olabilir sevgili Aytu. Ama toplam nüfus bundan o anlamda etkilenen 160 bin kişi ise 800 bin civarındaki bir nüfustan bahsediyoruz güneyde. Yani Kıbrıs Rum siyasi elitinin mevcut statükonun değişmesi için bir özel talebi olması için çok fazla gerekçe yok ortada. En azından onlar öyle görmüyorlar. Ama uluslararası aktörler için de aynı şey geçerli. Her programda söylüyorum, tekrar etmekte yarar var. Bugün eğer İngiltere bu sorun çözülmeden de üslerini kullanabiliyorsa, eğer Amerika bu sorun, Kıbrıs sorunu çözülmeden de İngiliz üslerinin içerisindeki bir takım tesislerden yararlanabiliyorsa, bu sorun çözülmemesine rağmen Kıbrıs Rum tarafı doğalgazı çıkarıp işletip satabilecekse ve bu sorun çözülmemesine rağmen Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmuşsa, bu sorun neden çözülsün ki onlar açısından? Hı hı. Sorusu haklı bir sorudur. Tamam. Onun için bunu görmezden gelmeyelim. Şimdi tam da o zaman şeye bakmak lazım. Yani yıllardır bir tarih konur. Özellikle Kıbrıs Türk'ünün önüne şu tarih geçecek, işte bu geldiğinde olacak, şu olacak, bu olacak. Gene bir tarih var önümüzde, yıl sonu. Ve Sayın Akıncı'da ısrarla şunu söylüyor. Bizim neslin son denemesidir bu. Biz bunu Talat Hristofyas döneminde de refiklerin ilk defa bir araya gelip de bu işi bitireceği şeyine kapıldıydık. Yoldaşların. İki yoldaş bitirirse bitirir bu işi. Zaten çözümü en çok isteyen taraflar. O da olmadı. Bu son neslin ikili masollusu da yapamayacaksa. Tamam, Kıbrıs Türk'ü ne yapacak o zaman? Yani 1 Ocak 2017'den itibaren nedir bizim vizyonumuz? Ne yapacak Kıbrıs Türk'ü? Gene oyalanmaya devam edecek, hadi bekleyelim. Rum'un seçimleri bitsin bu defa. Geçsin, bakalım yeni başkan gelsin. Hadi tekrar başlayalım. Tekrar gidelim. Yani ne olacak o zaman? 3 tane şey söyleyeyim. 1. Yıl sonu çözüm olacak diye tekrar söylendiği, işte işlendiği, bir miktar yükseltildi ya. Şimdi önümüze de böyle bir tarih konulu diyorsun. Madde 1. Köy köy Halkın Partisi olarak bu memleketi geziyoruz biz. Bölge bölge ve sivil toplum örgütleriyle de insanlarla da konuşuyoruz. İnanan gördüm mü emin değilim sevgili Aytun. Yani yıl sonu bu çözümün olacağına inanç ya yoktur ya çok zayıftır. Yani onu bilelim. Umarım yanılır ki, yani o da ayrı konu. İkincisi, şimdi bizim neslimizin, bizim yaş grubumuzun, Sayın Akıncı'nın dediği, işte bizim yaş grubumuzdaki işte bu açıdan son denemedir. Dolayısıyla bundan sonraki nesiller federasyonun dışında şeyler deneyecekler diye açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bence bu yeterli değil. Bu aşamada yeterlidir. Ama hedefledikleri o tarihe geldiğimizde bu müzakerelerden bir şey çıkmazsa, Cumhurbaşkanı'nın siyasi ve tarihi sorumluluğudur çıkıp topluma olmuyor arkadaşlar demek. Bunu söylemek. Diyor zaten. Benim bunu söylemem lazım. Söylemesi lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer her şeyi tükettik ve denedik ve arkadaşlar olmuyoru çıkıp o tükenme meselesini, umarım öyle olmaz bu arada, çıkıp Kıbrıs Türk halkıyla paylaşması gerektiği kanaatindeyim ki bu halk da ve değişik paydaşlar, siyasi aktörler, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de dahil. O zaman nereye gidiyoruz? Quo Vadis istediğimiz nereye gidiyoruz bu arkadaşları? Oturup konuşabilelim. Çünkü eğer hasbelkader Sayın Cumhurbaşkanı, diyelim ki çözüm olmadı, Sayın Cumhurbaşkanı görevde kalmaya devam ediyor. Şimdi ben göreve gelirken çözümü yapabileceğim mesajıyla
seçildim. Dolayısıyla ben bu havayı canlı tutmaya devam edeyim. Döneyim deyim ki gelen yılın başından itibaren ben elim Rumlarında seçimi geçsin de ondan sonra bir şans daha vardır falan diye. Buna yatırım yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı, yapıyor demiyorum. Buna yatırım yaparsa bence samimi bir davranış olmaz. Ama bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın işi değil. Muhtemelen Türkiye ile beraber bir politika belirlemek gerekecek. Şunu söyleyeyim. Başka bazı konularda Türkiye ile eğer hemfikir değilse Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa bu konuda da Türkiye'yi bir kere yönlendirmesi lazım. Ve Türkiye'nin şu anda başındaki sıkıntılara ve belalara baktığımızda Türkiye'yi Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak doğru yöne yönlendirmek bizim Cumhurbaşkanımızın görevidir. O yüzden bunu çıkıp kamuoyuyla paylaşmadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyu nedir bu Kıbrıs Türk'ün alternatifini asla tartışamayacak. Peki. Neden biliyor musun? O başta söylediğim kamplaşma meselesinden. Ne zaman birisi kalksa dese ki arkadaşlar 68'de başladık bu görüşmelere, neredeyse 50 sene oldu, 49. yıla giriyoruz mesela gelen yılın başından bahsediyorsak. Ne yapacak? Yani bu federasyon, bu ortaklık olmuyorsa o zaman ne yapmamız gerekir? Gelin konuşalım diyen herkesi sen çözüm istemen diye suçlayacaklar gene çünkü. Evet. Bunun olmaması için ve sağlıklı ve objektif bir tartışma platformunun oluşabilmesi için bu toplumun içerisinde Cumhurbaşkanı'nın öyle bir eşiğe gelirsek gelen yılın başında çıkıp samimiyetle açıkça kamuoyuna bu olasılık tüketilmiştir demesi siyasi sorumluluğudur diye düşünüyorum açıkçası. Bu ülke iyi yönetilmeye başlarsa... Üçüncü noktam odur. Zaten iki dakikamız kaldı. Tamam, onu da söyleyeyim. Bir dakikada çalarık, üç dakika yapalım. İyi yönetilirse en azından bu tarz söylemlerin azalacağına inananlardanım. Yani hiçbir şey olmaz. Neden? İlla çözüm olması lazım. Çünkü çok kötü yönetilir. Çok kötü çünkü. Hiçbir şeyimiz tamam değil. Ne zaman ki becerdik bir şeyler yapmayı, o zaman daha farklı bir dünya doğabilir bizim için. Ha bu bir günde olmaz doğallığı da işin. Ama mevcut donelerde baktığımızda ileriye yönelik olarak tek bir noktadan bile olumlu bir ya da pembe bir tablo çizemiyoruz kendimize. O zaman da Rum'dan lazım çözüm. Adam istemiyorsa istemiyor yani. Konunun, bir de öyle bir durum yani var. Özü nedir bunun? Kıbrıs'ta çözüm birden fazla irade gerektiriyor. Kıbrıs Rum tarafının da evet demesini gerektiriyor değil mi? Demek ki bu politika ya da bu alternatif bizim için, Kıbrıs Türk'ü için, başkasının da iradesine bağlı olan bir alternatif ve bir gelecektir. Diğer tarafın da iradesine bağlı bir gelecektir. Ama mesela bunun karşısına konulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtalım o zaman denilen şey de başkasının iradesine bağlı olan bir şeydir. Çünkü sizi tanıdıkları sürece, yani tanıdıkları takdirde tanımış olacaksınız. Başkası tanıyacak sizi. Ama bunun ikisinin haricinde yok mu bir şey? Vardır işte. Ya, o nedir bilir misiniz? O en başta söylediğim İsa'ya, Musa'ya falan gerek yok bunun için. Nedir bu? Kendi iradenize dayalı bir vizyon ve gelecek çizmektir önemli olan. Nedir? Evet çözümden yana olursunuz, çözüm ve bir barış vizyonunuz olur ama nihayetinde dersiniz ki ben kendi irademe dayalı olarak iyi bir yönetim kuruyorum burada. Sağlık hizmetini vatandaşıma sunuyorum. Eğitim hizmetimi düzgün bir biçimde vatandaşıma sunuyorum. Bu ülkeyi kendim yönetmek için işte koordinasyon ofisidir, odur budur gibi şeylere gerek kalmaksızın kendi irademle yönetmek için bir alternatif olarak önüme bunu koyuyorum. Barış kendi olmasa alternatifiniz ne sorusunun şu an şunu onu konuşuyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Şu anda çözüm olmadığında alternatif, onları söyleyecektim. Mesela imar planı yapmak yerine, bugünkü kötü yönetimden bahsediyorum. İmar planı yapmak yerine emirname ile keyfi rant elde etmektir. Bu vesileyle bu programda da söylemeye ihtiyacı hissederim. Girne'nin hep batısına bakarak konuşuluyor bu emirname. Doğusuna baksınlar. Orada bazı siyasilerin hısım ve akrabalarını görecekler. Bir süre sonra da çıkacak bunun ne olduğu ortaya. Bir ikincisi, çözüm olmadığında bir alternatif olarak bugün önümüzde duran bu siyasilere ve bu hükümetle önümüzde duran Alayköy Sanayi Bölgesi'nde haksız şekilde dağıttıkları sanayi arsalarının dışında şimdi yeni bir alan belirleyip
Çok sayıda kişiye bunu gene haksız şekilde dağıtmaya başlamalarıdır alternatif şu anki hükümetle. Ya da mesela kasta 20 civarında yeni istihdama gitmeleri ve hükümet ortaklığı bağlamında bu 20 istihdamı kendi aralarında paylaşmalarıdır şu anki alternatif. Halbuki Kıbrıs Türk'ünün alternatifi iyi bir yönetimle kendi kendini yönetmesi bir, ikincisi kendi kimliğine, değerlerine ve kültürüne sahip çıkmasıdır. Bu da açık ve net bizi şu noktaya getiriyor. Biz Halkın Partisi olarak kapsamlı çözümü destekliyoruz. Peki ama az önce anlattım. Bu ucu açık gittiği sürece halkın nabzın enerjisini alan bir meseledir. Alternatifimiz kendi kendimizi iyi yönetmemizdir. Çünkü kendi kendimizi iyi yönettiğimiz, kurumlarımızı güçlendirdiğimiz takdirde bir, taşınmaz mal komisyonunda olduğu gibi, iki, bankaların uluslararası bir takım denetim faaliyeti içerisine girmesinde olduğu gibi, 3. Dünya Bankası'nın gelip buraya ekonomiyle ilgili bir rapor hazırlaması ve bizim paydaşlarımızla, devlet kurumlarımızla görüşmesinde olduğu gibi, eğer belli bazı konularda iyi yönetimi oturtursanız yerine, o zaman dünya sizi zaten muhatap alır ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla entegrasyonu bir biçimde gerçekleşir. Ama bizim alternatifimiz açık ve net. Halkın Partisi olarak zaten bunu değişik şekillerde ifade ediyoruz. Ya işte çözüm olmadı, o zaman Türkiye'ye entegre olalım değildir. Türkiye'ye entegrasyon bir alternatif değildir bizim için. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Kendi kimliğimize sahip çıkarak bu topraklarda demokratik, çoğulcu demokrasiye dayalı, laik ve çağdaş değerler temelinde bir devlet yaratmak istiyoruz. Şu anda bunun tam tersi bir durum vardır. Ve durmadan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hükümetlere yağ çeken, yalakalık yapan, çok affedersiniz, yaklaşımlar vardır. Bizim karşı olduğumuz budur. En başta söylediğimiz konuyla ilgili olarak son bir cümle daha söyleyeyim. Yarın yapılacak mitingle ilgili olarak Halkın Partisi'nin verdiği destek, çoğulcu demokrasiye ve insan haklarına destek, darbelere karşı duruştur. Bunu kimse siyasi olarak istismar etmeye çalışmasın. Biz Türkiye'deki siyasal iktidara ya da bir partiye destek vermedik. Yani, açık ve net. Peki. Böylelikle o konudaki eleştirilere yeniden bir yanıt verilmiş oldu. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Biz teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Hepimize Sayın kolay gelsin. Kudret Özersay. Efendim, Halkın Partisi Başkanı'yla birlikteydik. Sayın Özersay, özellikle Kıbrıs sorunu bağlamındaki gelişmeleri ve tabii parti üzerinden bu son günlerde eylemler veya yapılacak olan eylemle ilgili eleştirileri yanıtlamış oldu. Hemen bitirmemiz lazım. Görüşmek üzere diyelim. Saat 14 olduğu zaman birlikte olacağız. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.